Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen videoda veri tabanından gönderilen yeni değerlerle birlikte AGS alanında first ve last kısımlarının yazdırılmasını ve aktif ve default durumlarını ele aldık. Bunları yazdırdıktan sonra artık aradaki elemanları yazdıracağız dedik. Aradaki elemanları yazdırırken bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Yani normal şu değişkenlerle yapılabilir, lakin verilerin tamamını döngüyle yazdırırsın ki bu da istediğimiz bir şey değil. Bunun yerine ne yapacağız? Diyeceğiz ki bazı yerlerde 3 nokta olsun, yani adam belirli bir seviyeye kadar ilerlediyse, ki ilerlemesini kontrol etmemiz gerekiyor. Adam belirli bir seviyeye kadar ilerlediyse artık biz onu tespit edelim ve ilerlediği için first'ten hemen sonra 3 nokta yazdıralım diye bir mantık yürüteceğiz. Şimdi o yapıyı oluşturabilmemiz için hemen şuraya geliyoruz. Diyoruz ki let i eşittir h büyüktür 5 ise. Ne yapsın page büyüktür 5 ise? Getirsin page eksi 3 değerini kendisine aktarsın. Değilse 1'i aktarsın. Şimdi burada olay bu. Dedik ki page 5'ten büyüktürse. Şimdi page ne zaman 5'ten büyük olur veya küçük olur? Şimdi ana sayfadaysak page'in değeri nedir? 1'dir. Page'in değeri 1 olduğu için page 1 büyük müdür 5'ten? Hayır. Getirdi 1'i atadı. 2 olduğunda 2 büyük müdür 5'ten? Hayır. Yine 1'i atadı. Ta 5'e kadar gitti. 5 büyük müdür 5'ten? Yine hayır. Yine getirip 1'i atadı. 1'i atadığında biz anlayacağız ki bu adam daha ilk 5'lik kısmı geçmemiş. Halen daha orada bir yerde duruyor. Ama 6 olduğunda artık 1 dönmeyecektir. Ne dönecektir? 6 büyük müdür 5'ten? Evet. O sebepten ki page değerinden 3'ü çıkaracak. Ne olacaktır? Artık page'in değeri 3 olmuş olacaktır. 7 olsaydı 4 olacaktı. 8 olsaydı 5 olacaktı. Bu şekilde artık hiçbir şekilde 1 olmayacaktır. Haliyle biz bu veriyi yakaladıktan sonra bu yapıyı, yani ilk 5 adımlık kısmını kontrol ettiğimize göre diyebiliriz ki biz bununla 1'i kontrol ederek bir işlem yapabiliriz. Şöyle açalım. Diyelim ki bir tane if tag aç ve buradan i'nin eşit değildir 1'e olması durumunu ele al. i 1'e eşit değilse ne olmuştur? Bu adam 5 adım ileriye gitmiştir. O halde artık buraya disable kılmasını ver diyeceğim. Buradan hack olarak herhangi bir şey döndürmeyecek. Ve first içerisinde de 3 nokta yazacak. Tamam mı? Şimdi bunu yazdıktan sonra kaydedip sayfamı refresh ediyorum. Ve herhangi bir değişiklik olmuyor. Ne zaman bu çalışacaktır? Dediğimiz gibi 6 olursa mesela. Şöyle 6 verelim. Ne oldu? Başlangıçtan yaklaşık olarak 6 adım ilerlediği için diyoruz ki burada first'ten bir önce 3 nokta ekle. Yani sen ilerlemişsin ve first'ün hemen yanına şuraya, hemen alt alta geldiği için first'ün yanına ne eklendi? 3 nokta eklendi ve buna tıklanılmıyor görüldüğü gibi. Neden? Çünkü biz içerisindeki href yolunu kaldırdık. Bu 6 adım ilerlemesi durumuydu. 3 nokta eklemenin birinci haliydi. İlk başa 3 nokta eklemenin durumuydu, haliydi. Her neyse işte. Bundan sonraki işlem ise arada kalan elemanların tamamını bir döngü ile, döngü aracılığıyla yazdırmak olacaktır. Döngümüz de hangi döngü olacaktır? For döngüsü olacak. Diyeceğiz ki bizim döngümüzün elemanı tanımlı ve dışarıdan gelecek. Adı ne olacaktır? İyi olacaktır. İyi bir döngü ile yazdıracağız. Diyeceğiz ki now page. Now page diye bıraksan, şuraya da iyi yapalım ki hata almayalım. Şimdi bu şekilde bıraksan ne olacaktır? Başlangıç için düşünecek olursak, i'nin değeri 1, now page'in değeri 1. O halde sadece bir sefer çalıştıracaktır ve sonraki elemanları göremeyeceğiz. Bizim istediğimiz şey bu mu? Hayır, değil. Bizim istediğimiz şey ne? Birkaç tane yazdır, yani 4 tane yazdır. Ama artı 4 dersem de bu zaman bu şekilde farklı bir hata oluşmuş olacaktır. Nedir o hata? Now page değeri mesela son sayfa olsaydı, 7. sayfa olsaydı artı 4 daha eklersen olmuş olacaktı? 11'e çıkmış olacaktı. Ama bizim aslında o kadar sayfamız yok. Yani bu sebepten diyeceğiz ki v i'nin küçüktür, eşittir. Toplam sayfa sayısından da küçük olması gerekecektir diyorum. Bunu yazdıktan sonra tekrar kaydedip refresh ediyorum ve herhangi bir hatamın olmadığını görüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra yapılar arasındaki parantezleri birazcık açacağım. Çünkü iflerin parantezlerinin birbirine girmesini istemiyorum. İlk olarak ana sayfadan, işte ana sayfa değil de aktive sayfalarını tespit etmek lazım. Bunu nasıl tespit ederiz? Bir tane daha if tag açarız. Deriz ki
i eşit eşittir now page ise now page nedir abi? Okulu, o alana ne eklemen lazım senin? Active class'ıyla birlikte bir veri eklemen lazım. Ama doğrudan bu şekilde yazdırırsak i 1 olduğu için, yani başlangıçta 1 olacak, tamam mı? 1'den başlatacak. 1'i tekrar yazdıracağız. Halbuki biz first'u zaten daha öncesinde yazdırmıştık. Biz burada tekrardan yazdırmasını istemediğimiz için bunun 1'e eşit olması durumunu boş bırakacağız. Diyeceğiz ki, yine şuradaki parantezleri de açalım. i'nin eşit eşittir 1'e veya i'nin eşit eşittir total page değerine eşit olması durumları için herhangi bir işlem yapma. Yani else kısmına geç. Ki else kısmını yazdırabilmek için de şöyle else'i seçmek gerekiyor. Önce else'in şuradaki parantezini alalım. Şuraya getirelim. Şunu yaptıktan sonra. Evet. If boş kalacak. Else içerisine ise aktif değerleri yazdıracağız. Yani 2 yazılacaktır, 3 yazılacaktır ama 7 ile 1 şu anlık yazdırılmayacaktır. Bunu demeye çalışıyoruz. Peki buraya ne yazılacak? Buraya artık i'nin kendi değeri yazılacaktır. Yani döngüdeki değer yazılacak. Şunu şöyle kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Yapıştırırken bir hata var. Hata ise tamamını kopyalamamamızdan kaynaklı. Parantezde çok sıkıntı burada. O yüzden dikkatli yapıştırmakta fayda var. Evet. Burada i'nin now page'e eşit olması. Yani aktive durumu için durumu ele almış olduk. Dedik ki hatta şunları şöyle birazcık da içeri atarak anlaşılır olmasını da sağlayabiliriz. Hop. Hop. i'nin now page'e eşit olması durumu. Lakin her zaman eşit midir? Hayır. Bunun da else durumu var. Şimdi bunun da else durumunu yapabilmem için else statement'ı tekrardan açacağım. Şunu kopyalayacağım. Alt tarafa getireceğim. Bu sefer de yine birebir aynısına sahip olacak. Lakin aktive değil. Ne olacaktır? Default olacaktır. Şimdi bu şekildeyken şöyle bu şekilde yaparsak hatalı bir işlem yapmış oluruz. Neden? Çünkü eşit olmadığı durumlarda da 1'e eşit olması durumunu kontrol etmek gerekiyor. O sebepten ki bunun tamamını kopyalayıp getirmekte fayda var. Evet, tamamını getirdim. Şunun da tamamını getirdim. Aktive değil. Ne olması gerekiyor dedim. Default olması gerekiyor. Burası bir tık kafa karıştırıcı olmuş olabilir ama sonrasında açıklarız. Şimdi sayfayı refresh ettiğimde 5. sayfa, bak first'teyim. First'ten sonra 4 tane getirdi. Aslında 5 tane getirirdi. Ama biz bir tanesini engelledik. Dedik ki first, yani şu an aktive olan kısım normalde yine aktive olacaktır. Ama biz onu engelledik şu kısımdan. İçi boş. Neden? Çünkü zaten biz bunu daha önceden yazdırdık. Şöyle yukarıda biz bunu aldık yani. Tekrardan burada yazdırma diye bunun else durumunda çalıştır. Ki burada hiçbir zaman daha çalışmadı. Aktive durumu şu anlık gözükmüyor. Artık hep else durumu, yani default durumu. Yani i'nin now page'e eşit olmadığı durumları görüyoruz. Kaç sefer çalışmış? Birinciyi atlamış. Neden atlamış? Burada da çalışmamış. Boş. Ama else kısımlarında veri ne yapmış? Sürekli olarak yazdırmış. Kendisiyle birlikte bunu da saysaydık, eğer 1 olsaydı 5 tane eleman yazdırmış olacaktı. Daha net olarak görmek için 2'ye tıkladığında 6'ya kadar gidiyor. Yani 2'nin üzerine ekleyerek gidiyor, görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4 toplamda 5 tane değer var. Bu şekilde hepsini yazdırmış oluyor. Şimdi 6'ya gittiğimde görüyor musun? Buraya 3 nokta ekledi. Ama başlangıçtayken 5'in yanına 3 nokta eklemedi. Halbuki bunu da eklemesi lazımdı. Bunu da eklemesini sağlayabilir miyiz? Evet. Bunun için ne yapacağız? Aslında yapacağımız işlem oldukça basit. Şuradaki else parantezinden dışarıya çıkacağız. Bizim artık orada bir işimiz yok. Diyeceğiz ki if i eşit eşittir neye? Now page şöyle bir büyük harfi yazılacak. Artı 4 değeri. Ve aynı zamanda küçüktür olmak koşuluyla, eşittir de değil, küçüktür olmak koşuluyla total page'den küçük olacak. Bir kontrol yapacağız. Burada niye böyle bir kontrol yaptım? Dedim ki
i eşit eşittir now page artı 4. Aslında bunu sağlıyor. Nerede sağlıyor biliyor musun? Şuradaki 5 ile şunun değeri şu an aynı. Diyeceğim ki 5'in yanına git 3 nokta ekle. Aslında hileli bir kod yazıyorum burada. Artı 4'lü halini eşitse ve bunun total page'den de küçük olması gerekiyor dedim. Bu durumları sağlıyorsa gidip ne yapacak? Buraya 3 nokta daha ekleyecektir. Şimdi 3 nokta ekleyen komutu kopyaladım. Getirdim. Arasına yerleştirdim. Şunu da birazcık aşağı indirelim. Bu da bağımsız bir kod olduğu belli olsun. Kaydettikten sonra refresh ediyorum. Görüldüğü gibi 5'in hemen yanına bir tane daha veri ekledi ve buna tıklanılmıyor. Bunu eklememizin sebebi nedir biliyor musunuz? Mantıklı düşündüğünde. Diyoruz ki daha veri var. Yani arada veri olduğunu göstermeye çalışıyoruz aslında. Sebebi o. Şimdi 5'e kadar gittiğinde artık 6 getiriyor. 6'ya kadar getirdiği için buradaki koşulu sağlamıyor. Koşulu sağlayamadığı için yani artı 4'lü hali şu an maksimum değeri geçiyor. Mantıklı düşünecek olursak. Değil mi? Now page şu an 5. Üzerine 4 daha eklediğinde 9 olmuştur. Yani 9 olsa sağlayacak bunu. Burada şeye 3 nokta ekleyeceğiz. Ama öyle bir şey olmadığı için ekleyemiyor. Koşulu sağlayamadığı için ekleyemiyor yani. Bunu da yaptığımıza göre artık pagination kısmının tamamı bitmiş demektir. Bu aradaki kolların üzerinden tekrardan geçeceğiz. Kollar mesele değil. Bu arada bence tek mesele şu parantezler. Yani gerçekten bu ECS'nin parantezleri adamı kanser edebilir. Özellikle hata yaptığınızda. Çünkü nerede kaldığınızı hatırlayamıyorsunuz. İşte bunun nereye ait olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Çünkü hepsini aynı anda seçiyor falan. Bu birazcık sıkıntı ama bunun dışında yapması bu şekilde. Artık first alanına tıkladığımızda 5'ten sonra buraya default değil disable değeriyle daha fazla eleman olduğunu söyleyen bir yapı geliyor. Bununla birlikte tıkladıkça o yapı kayboluyor çünkü koşulu sağlayamıyor. Ama 6'ya gittiğimizde yani başlangıçtan uzaklaştığımızda ne yapıyoruz hocam? Buraya 3 nokta getiriyoruz. Burada şunu da tekrar etmek istiyorum. Mesela neden burada 3 tane veri var diyecek olursak bu da şuradan kaynaklanıyor. Biz dedik ki page-3. Page-3 olduğu için şu an biz 6 değerine sahipsek bir 3 eksilisinden başlatıyor ve kendisinden önceki 3 elemanı da yazdırmış oluyor. Yani burada aslında iki farklı yapıyı tek seferde kontrol etmiş olduk. Hem başlangıçtaki durumunu hem de sondaki durumunu kontrol etmiş olduk. Bir daha şu kısmı anlatıp videoyu bitirelim. Ne yapıyoruz? İşte i adında bir tane yapı oluşturduk. Bunun başlangıçtan uzaktaki durumunu kontrol ettik. Dedik ki işte bu 1 ise 5'ten büyük değildir. O halde 1 değerini alsın. 2 ise 1 değerini alsın. 3 ise 1 değerini alsın. 4 ise 1 değerini alsın dedik. Değerlerini bu şekilde aktardık. 1 her seferinde sağlandığı için şu kısımlarda 5'e kadar ne oldu? Buraya 3 noktayı eklemedi. 3 noktayı eklemediği için bizim için işlem bitmiştir aslında. 6'ya geçtikten sonra i eşit eşit 1 olmadığı için, 3 olduğu için burada. Artık ne yapmıyor? Buraya bu koşul artık çalışıyor. 1 eşit değildir dediği için getirdi bunu yazdırdı. Daha sonrasında ise bizi burada döngüye soktuk ve döngüyle verilerimizi yazdırdık. Başlangıçta i'nin now page'e şimdiki sayfalara eşit olması durumunu aldık. Dedik ki işte now page'e eşitse. Yani burada şu an 2 now page değerine eşit olduğu için ne oldu? Arka plan değeri aktive klasıyla renklendirildi. Ama dedik ki bu durumda da ana sayfayla son sayfaya eşit olanları alma dedik. Aktive klası için. Ardından bunun tersini yazdırdık. Dedik ki işte her zaman buna eşit olacak diye bir şey yok ki arada da olmamış. Eşit olmadığı durumlarda da default klasını ekleyerek aradaki elemanları yazdır dedik. Yani mantık aslında zor değil. Lakin şuradaki parantezleri kullanmak gerçekten sıkıntı olabilir. Yani umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.